Yeter. Hı. Tatilde nereye gidelim? Bir dakika, bence İzmir'e gidelim. Ya Avrupa'ya gidelim ya bu sefer paşam. Avrupa'yı düşünsene. Avrupa'ya gidelim. Avrupa'nın meydanlarında, parklarında gezeriz. Müzelerine bakarız. Böyle değişik kültürler tanırız. Değişik görgüler, böyle adetler bakarız, öğreniriz. İzmir'de de yaparız bunları hayatım ya. İzmir, Ege'nin Paris'i yani. Hepsi olur bunlar İzmir'de. Paşa paşa, Avrupa diyorum ya. Düşünsene. Bak Avrupa'da bir sokaktayız. Böyle meydanda yürüyoruz. Parklar, müzeler, geziyoruz böyle. İzmir'de böyle konak meydanında dolaşıyoruz. Ay, elimizde böyle kruvasanlar. Elimizde boyozlar. Arkada böyle bir adam akordeon çalıyor. Arkada böyle çılgınlar gibi darbuka çalıyor. Paşa, sana şurada farklı bir ambiyanstan bahsediyorum. Farkında mısın? Yani benim gözümle baksana, şu ambiyansı hayal etsene biraz. Yeter'cim, Güngören'deyiz. Yani İzmir'le kıyasladığın zaman farklı bir ambiyans oluyor zaten hayatım. Sen bu gidişle bu tatili tek başına yapacaksın paşa. Tamam yeter, tamam. Senin tatil anlayışın enlem boylam değiştirmekse gidelim Avrupa'ya. Ben de bir spor ayakkabı alırım, orada ucuza geliyormuş. Ay yaşasın paşa. Ama biliyorsun değil mi, vizeye başvurmamız lazım. Başvururuz, nedir ya? Aylar sonra. Hale bak ya. Aylar sonra randevu verildi yani. Bu turizm falan değil yani, bu başka bir şey. Allah aşkına konuşma kendi kendine öyle. Hindi gibi kendi kendine kabarıp durma, beni sinir etme. Bak geldik yani sonuçta değil mi? Yani vizemizi alacağız, Avrupa'ya gireceğiz paşacığım. Şimdi beyefendi böyle konuşarak da strese sokmayalım, anladın mı? Sonuçta adam zor bir şey için uğraşıyor. Bizim için uğraşıyor. Beyefendi, her şey yolunda mı acaba? Yani evraklarımızda falan bir sorun yok değil mi? Mal varlığınızı gösterin belgeler yanınızda mı? Ay, evet efendim. Hemen ben zaten onları hazırlamıştım efendim. Hayır yani dedemden kalma tapulu falan burada ne alakası? Niye gösteriyoruz dedemden kalma tapuları mapuları ya? Evet, başvuru için gerekli 1000 euroyu yatırdınız mı? Yatırdık beyefendi, yatırdık ama daha vizeyi alıp almayacağımız belli değil, değil mi? Evet, sürpriz. Alamazsak da o 1000 euro yanıyor değil mi efendim? Çatıt! Bak, ne? Ya 1000 euro... Paşa, yeter, ne yapıyorsun adam? Ne diyorsun? Ne o ya? Ne yapıyorsun ya? Saçma sapan. Sustum. Evet, gittiğiniz yere yerleşmek gibi bir niyetiniz var mı? O ne demek efendim, niye o? Geri döneceğiz ülkemize, gidip gezip geleceğiz. Bize göç edip kültürümüzü değiştirecek misiniz? Hayır beyefendi, ne alakası var? Döneceğiz, kendi kültürümüzde yaşamaya devam edeceğiz biz. Nasıl inanayım ben buna? Yemin ederim. Yemin yetmez. Patronunuzdan yazılı, imzalı kağıt ve sürgü isterim. Size kovmayacak değil mi? Efendim, hayır hayır, asla bizi kovmaz. Patronumuz bizi çok seviyor. Ben hemen patronumla görüşüyorum. O evrakları da alıp geliyorum efendim. Yalnız patronunuzdan kağıt yetmez. Sizi seven 3 arkadaşınızdan imza sürgüsü lazım. Anasının sürgüsü artık, ne o ya? Doğru, ananızın sürgüsü de lazım. Dosyanın içine onu da hemen koyun, çok iyi olur. Kesinlikle efendim. Anamızın sürküsünü de, şeyini de, hepsini koyup getireceğiz efendim. Herhangi bir terör örgütüyle bağlantınız var mı? Haydi ya. Gördün mü? Yakalandık bak. Ne? Görüyor musun? Bak sormasa geçip gidiyorduk. Ah be, olunca plan milan boşa gitti ha. Anladı örgütü üye olduğumuzu, görüyor musun? Beyefendi, doğru cevap verin. Herhangi bir terör örgütüyle bağlantınız var mı? Kardeşim, buna evet diyen var mı? Bu nasıl soru? Ben örgüte bağlantım olsa, bağlantım var mı derim yani. Beyefendi, yok diyebilirsiniz. Yok efendim, yok tabii ki. Yok efendim, neden olsun? Şaka yapıyor bu şey. Şaka mı? Not alıyorum, hiç komik değil. Adam not alıyor. Hiç komik bulmadı. Giremeyeceğiz ya içeri senin yüzünden. Sen nece konuşuyorsun? Ne oldu sana ya? Adam konuşamıyor falan. Ne yapacaktım? Öyle soruya böyle cevap verir yani. Hele bize kalkıp kornişon turşu musunuz desek bu soruya da mı cevap vereceğiz yani? Öyle bir soru sorsa ne yapacağız yani? Ne var versen lan? Aa, soracak, vallahi soracak. Ben turşu değilim ben. Ben normal insanım. Beyefendi, siz normal biri misiniz he? Siz neden böyle sinirlisiniz? Neden benimle sinirli sinirli konuşuyorsunuz? Sizin böyle sinirli tavrınızda benim ülkeme gelip gezmenize asla izin vermem. Çünkü biz sinirli değiliz. Biz öğle uykusuna yatıyoruz, biliyorsun sen. He?
Benim ülkeme gelmene asla izin vermem. Adam neler söylüyor, görmüyor musun? İnanılmaz derecede uyuyoruz diyor. Biz kalıyoruz senarlanıyor diyor. Adamı ne hale getirdin paşa? Kurban olayım artık, sus da girelim şuradan içeriye. Tamam, bana bırak. Beyefendi, özür diliyorum. Tamam mı? Tamam, ben biraz gerginlik yaptım. Toparlıyorum zaten, susarsan toparlıyorum yeter. Ben biraz gerginlik yaptım. Terör örgütüne falan da üye değiliz efendim. Normal insanız biz. Turşu da değilim ben. Normal bir insanım. Yani ülkenize gezmeye gidiyoruz. Ya Türk sadece gezemez mi ya? Lütfen bir de ayakkabı alacağım. Budur yani. Hanımefendi, bu kavruk adam... Kavruk ne ya? Size alıkoymuyor de. Kavruk diyor işte. Sana yakıştırdığı şey bu şu an. Çünkü tam bir kavruksun. Efendim, hayır, beni kendisi alıkoymuyor. Eşim olur kendisi. Size inanıyorum. Sağ ol. Renginiz bana güven verdi. Ah, teşekkürler. Buyurun. Teşekkürler. Batı yolcuları, lütfen kapıya gidiniz. Kapıdayız zaten. Bir saattir kapıdayız. Ben anlamadım ki yani. Allah aşkına. Giremedik yani. 7 gün 7 saat nedir ya bize? Ne yapıyorsun, tepiyorsun falan beni? 7 gün 7 saat bize mi verilir yani? Ayıp ya. Hayatım, zaten 7 gün 7 saat gitmiyor muyuz? Bir hafta kalıp döneceğiz. Yeter, sen anlamıyor musun? O bir hafta kalıp, son gün hastalansan ne olacak? Ha? Kaçak oluyorsun son gün. Hastalandın, çıkamadın ülkede, kaçak kalıyorsun ülkede. Hı? Alnına kaçak damgası yapıştırıyorlar yani. Ayakkabı alacağım diye, ayıptır ya. Ben bunu çekmek zorunda mıyım yani? Gidi versek artık. Geldi yani. Ne bakışıyorsunuz kadınla deli deli ya? Sonunda gidiyoruz. Gideceğiz, hanımefendi müsaade ederse gideceğiz. Çok özür diliyorum da orada pasaportta zaten baktılar da, hani sizin gibi böyle bakıldı. Bilet şeyinde bakıldı. Siz uçağa gireceğiz. Neye bakıyorsunuz hala? Bakmamız lazım çünkü pasaportunuzun dolmasına sadece 6 ay kalmış. Evet, ama biz sadece bir haftalığına gidiyoruz zaten. Buongiorno! Buongiorno! Hoş geldiniz. Estağfurullah. Buyurun. Grazie. Arrivederci. İyi uçuşlar dileriz. Ona niye estağfurullah yapıldı ona? O niye geçti öyle? O dediğiniz Avrupa Birliği vatandaşı beyefendi. Kontrole gerek yok. Vay ya. Be. Ya ayakkabı almadan daha ben pişman oldum. Vallahi ben daha gitmeden, uçağa binmeden pişman oldum ben. Pasaportunuzun da olmasına 6 ay kaldığı için ülkesi almaz yalnız. Ya almazsa almaz. Sana size ne oluyor size acaba? Ha? Koca ülkenin sözcüsü siz misiniz? Allah Allah, bırakın biz uçağa girelim. Almazsa bizim sonumuz, lütfen. Almazlar da dönerseniz ödersiniz yalnız. Öderiz efendim. Kesinlikle öderiz. Gerçekten. Yok. Dönüş biletinizi ödersiniz. Biz sorumluluk kabul etmiyoruz. Biz sadece uçurup bırakıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Dönüş biletinizi alırsınız. Alsalar da alırsınız, almasalar da alırsınız. Dönüş biletini aldım, tamam mı? Alalım pasaportları. Passport. Passport please. Al pasaportları. Lütfen, passport please. Buyurun. Deli misin? Sorumluluk bende, lütfen. Go straight. Okay. Teşekkürler, çok mersi. Avrupa Birliği vatandaşlara hoş geldiniz. Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar sıraya geç, pasaport kontrolü var. Lütfen biraz sakinleş. Şu anın heyecanını çıkar, tadını çıkar bak. Batı ile aramızda takriben 9-10 adım kaldı. Batı'ya giriş yapıyorum. Hazır mısın? Hazırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benim ayaklar 41 numarayı 6'da geliverdim. Batı'ya erken girdim. Yeter, sakin ol. Tamam, kendine... Batı'ya hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk. Neden geldiniz? Ha, hadi başlayalım. Hadi. Seyahat edeceğiz. Nereleri gezeceksiniz? Meydanlarınızı gezeceğiz. Parkları gezeceğiz. Sonra müzeleri gezeceğiz. Hangi müzeler? O meydanın oradaki müzeleri gezeceğiz. Orada meydandayız yani. Tamam. Kaç gün kalacaksınız? Sadece bir hafta kalacağız. Peki nerede kalacaksınız? Otelde. Otelde kalacağız. Kalacağınız otelin tapusu var mı? Kalacağımız otelin tapusu niye olsun hanımefendi ya? Otel tapusu bizim. Ne diyorsun ya? Buongiorno. 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 Schengen adam falan mı bu? Nedir bu? Her yerde girip çıkıyor bu. Buna niye sorulmadı ahiret soruları? Adam Avrupalı. Adam Avrupalı. Ben de Avrupalıyım. I am from Kesha.
Siz çok agresifsiniz. Bizim ülkemizde neyle gezeceksiniz? Bizde deve yok yalnız. Ah, hanımefendi hayırdır ya? Biz de ülkemizde Taksim Beşiktaş develerine binip gezmiyoruz. Ne dedi ya? Ne giyeceksiniz? Ulan kotla tişört efendim. Kot tişört normal. Bu kot, kot tişört. Anladı, anladı. Aa, efendim yalnız kotla tişört öyle alelade kot tişört değiller. Hepsi çok güzel düzendi. Ben ütüledim, ütüledim de koydum. Ütülü. Ne yiyeceksiniz? Aklımızı. Anlamadım. Aklım. Hanımefendi, buraya geldik, gezmeye, görmeye geldik. Daha ne yiyeceğimizi falan planlamadık. Yani ne bilelim, bulacağız, edeceğiz, beğenirsek yiyeceğiz. Bilmiyoruz şu an. Ne oldu? Çok şüpheli. Ne yiyeceğiniz belli değil. Efendim şey yiyeceğiz tabii ki. Sizin o meşhur kruvasanlarınızı yiyeceğiz. Kruvasan. Çikolatalı mı, peynirli mi? Elinin körü. Körili. Ellen'in körili. Pastanesindeki körili kruvasanları yiyeceğiz. Değil mi aşkım? Mr. Allen'in şeylerini yiyeceğiz. Tabii. Yiyeceğiz. Her şeyimizi zaten sordunuz. Ne yiyeceğimize, ne içeceğimize kadar her şeyimizi öğrendiniz. Artık bir şey var, onu da sormazsınız diye düşünüyorum yani. İki kişi günde kaç kez toplam tuvalete çıkacaksınız? Allah'a sordu, ben bunu düşün, bunu da sordu ya. Dur, ben de şoka girdim. Bu konuya hemen müdahale edeceğim. Hanımefendi, özür dileriz ama bu sorunun cevabını vermek zorunda mıyız? Tabii ki zorundasınız. Sonuçta bizim ülkemizin içine edeceksiniz. Siz ülke olarak tüm dünyanın içine edin, biz iki hacet ettik diye sorun mu olacak yani? Ha? Paşa, alkış aldın ama gerçekten ne yaptığını farkında mısın şu anda? Sokmayacak kadın bizi içeri. Sokmasın ya. Yeter yani. Vallahi benim psikolojim bozdunuz ha. Ne dedi de anlaşılmıyor zaten. Yeter vallahi. Rezil olduk ya. Ben ülkemde sayılan adam yani. Saygı görüyorum ülkemde. Gidelim ülkeme, ülkemde dururum yani. Bu ne? Ayakkabı alacağız diye yaşadım şeylere bak. Dönelim gidelim şuradan. Ayıp ya. Popomuza kadar sorguladılar. Nereye geçeceksin, nereye geçeceksin? Ayıp, gidelim çıkıp gidelim şuradan. Siz çok agresifsiniz. Sizi bir sorgu odasına alalım. Ne? Lütfen sorgu odalarında görevlilerle işbirliği yapınız. What's this? Bu acaba fes mi? Fes mi mi? Nefesi ya. Made in Avrupa yazıyor. Şapka mı hiç görmedin? Nefesi böyle fes mi olur? Tamam paşacığım, bırak bak beyefendi işini yapsın değil mi? Allah. What's this? What is this? Yoksa bununla çocuk mu kaçıracaksınız? Ha? Ben onu çocuk kaçırayım, siz beni bütün ülke olarak takdir edin böyle. Çocuk kaçırayım onu yani. Şakacı. Şakalar şakalar. Biz Türkler şakayı çok severiz. Şakacıyızdır. Bu da öyle bir şey. Kardeşim içime giyiyorum. Üşüyünce içe giyiyorsun bunu. Oh. Ne o ya? Ha. What is this? Yoksa bununla kültürümüzü mü değiştireceksiniz siz? Hı? Anladım. Hı? Tabii tabii. Bu böyle benim şeyim. Büyü yapıyorum bununla. Kültür olsun. Değişiyor istiyorum, değişiyor kültür. Siz çok angry man, ha? Agresifsiniz. Neden bu kadar agresifsiniz? Hocam! 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 Şengen adam. Bu yüzden size agresifim yani. Bu herif her yere giriyor çıkıyor. Ben hiçbir yere girip çıkamıyorum. Deli etti beni. Çık git lan buradan. Çık git buradan, delirttin beni. Grazie, arrivederci. Manyak ya. Her yerde karşıma çıkıyor manyak. Bıktım ya. Bunun yüzünden manyak oldum yani. Ulan iki tane selfie çekeceğiz. Bir lokma bir şeyler, iki cadde gezeceğiz diye. Şu başımıza gelenlere bak ya. Ne oldu? Siz neden bizim ülkemize bu kadar sinirli girmek için ısrar ediyorsunuz? Yoksa are you terörist? Yine ne teröristliğimiz kaldı. Ne kültürü yok etmek için çabamız kaldı yani. Git vallahi gidelim ya. Vallahi çıkıp gidelim yani. Ben istemiyorum ayakkabı ayakkabı. Almayalım. Göndersinler bizi geri. Yeter. Yeter, bıktım ya ben. Gitmek, dönmek. Ha neden bu kadar çabuk dönmek istemeksiz? Oh,
İyi yoksa buradan bir bilgi mi aldınız? Bunu efendim, hayır efendim, ne bilgisi? Biz bir şeyler almak istedik. Ama alamadık. Alamadık. Almıyoruz da, tamam. Almıyoruz hiçbir şey. Ne bilgi alıyoruz, ne ayakkabı alıyorum. Hiçbir şey almıyorum. Beni gönderin ülkeme. Gerçekten ülkeme gitmek istiyorum ben. Dönmek istiyorum evime. Yalnız maalesef İstanbul uçağı kalktı. Başka bir yere uçak var. Tamam, ülkeme gideyim de neresi olsun, nereye var? İzmir. Ya ben sana demiştim İzmir'e gidelim diye. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele katılarımıza bedel.